Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Ulul Emre itaatte ölçü ne olmalıdır sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Ulul Emr idareciler anlamında. Kur'an-ı Kerim bu tabiri kullanıyor ve bir ayette şöyle geçiyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, atiullah, Allah'a itaat edin ve atiur rasul, peygambere itaat edin ve ulul emri minkum, ve ulul emrinize de itaat edin. Burada görüldüğü üzere ulul emre itaat de farz kılınıyor. Ama bunda ölçü ne olmalı? Ulema bu ayet-i kerimeyi değerlendirirken şuna dikkat çekmişler ve demişler ki Atiullah, Allah'a itaat edin. Yani burada bila kaydü şart, herhangi bir kayıt olmaksızın itaat söz konusudur. Atiur Rasul, peygambere itaat edin. Burada da yine mutlak bir itaat. Peygamber ne emretmişse yerine getirilmesi lazım. Ama atiu ulul emr minküm demiyor. Atıfla söylüyor. Ulul emrinize de. Ve bunun şöyle bir inceliğine dikkat çekiyorlar. Ulul emre mutlak bir itaat değil. Allah ve peygamberin koyduğu ölçülere uygun bir şey istemişse o zaman ulul emre de itaat edilir. Dolayısıyla buradaki itaat bila kaydü şart bir itaat değil. Belli şartları olan bir itaattir. Günümüz hukuk sistemlerinde de bu böyledir. Mesela kanunda bir şey var. İdareci durumunda olan birisi kanunun tersine bir şeyi eğer memuruna emredecek olursa memurun onu yapması uygun değil. Yaptığı zaman o da suçu işlemiş oluyor. Kanun önünde ikisi de suçlu duruma geliyorlar. Böyle bir durumda o memur amirim emretti ben yaptım deme hakkına sahip değil. Çünkü kanun bellidir. Kanuna ters iş yapılmıştır. Ulul emrin bunu emretmesi onun yapılmasını gerektirmiyor. İslam tarihinde bu mana gerçekten bir takım olaylarla da yaşanmış ve bir takım böyle meselenin daha ayrıntıları var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. La ta'ate lil mahluk inde masiyetil halik. Halika isyan olan, yaratıcıya isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. Mesela anne baba bizler için en değerli insanlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de buna bir kayıtta getiriliyor. Eğer diyor ve in cahedake ala en tüşrike ma leyse leke bihi ilmun fela tuti'huma. Eğer anne baban seni hakkında bilgin olmayan kötü bir şeye sevk etmek isterlerse seni bu noktada zorlayacak olurlarsa fela tuti'huma onlara itaat etme. Bir insan normalde anne babasına itaat eder ve Kur'an-ı Kerim anne babaya iyiliği, itaati teşvik etmektedir. Ama bu itaat belli ölçüler çerçevesinde olmalı. Diyelim anne baba içki içiyor. Evladına deseler ki evladım gel sen de bizimle beraber iç. O hayır içmeyeceğim dediğinde baba dese ki emrediyorum iç. Böyle bir vaziyette çocuk o emri yerine getiremez. Çünkü Allahu Teala içme diyor. Dolayısıyla Allah'ın emri mi yerine getirilecek, babanın emri mi yerine getirilecek? Elbette Allah'ın emrinin yerine getirilmesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devrinde şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz bir grubu bir yere görevli olarak gönderiyor, seriye şeklinde ve başlarına bir tanesini amir olarak seçiyor. Malum İslamiyet'te iki kişi yola çıktığında işlerinden birinin diğerine daha böyle amir durumda olması, bir nevi yolculuğun başkanı gibi olması esastır. Peygamberimiz de böyle küçük birlikler gönderirken işlerinden bir tanesini amir olarak belirliyor. Diğerlerine de diyor ki amirinize itaat edin. Yolda giderlerken bazı böyle ihmalleri olmuş. O seriyede yer alanların bazı ihmalleri olmuş. Bunun üzerine komutan bayağı kızıyor ve bunları bir yerde durduruyor. Etraftan odun toplayın diyor. Etraftan odun topluyorlar. Ve bu komutan ateş yakın diyor. Büyük bir ateş yaktırıyor. Ardından da kendinizi bu ateşe atın diyor. Bu defa o insanlar birbirlerine bakıyorlar. Ne yapalım, ne edelim? Peygamberimiz amirinize itaat edin demişti. Ama bu da bizi ateşe atıyor. Ne yapalım, ne edelim? Kendi aralarında konuşurlarken bir tanesi diyor ki biz ateşten kurtulmak için peygambere tabi olduk.
Ne diye göz göre kendimizi ateşe atalım ki? Ve kendilerini ateşe atmıyorlar. Bu arada ateş zaten sönüyor. Komutanın da öfke ateşi sönüyor. Ve bunlar geriye dönüyorlar. Geriye döndüklerinde mesela Peygamber Efendimiz'e anlatılıyor. Acaba doğru mu yaptılar yoksa yanlış mı yaptılar? Peygamberimiz şu değerlendirmeyi yapıyor. Eğer diyor ateşe girmiş olsaydınız o ateşten bir daha çıkamazdınız. Demek ki bu gibi durumlarda ulul emre itaat gerekmiyor. Onun meşru olmayan isteğini yerine getirmek caiz değil. Ama ulul emr gerçekten makul, meşru şeyleri istemişse onların dediklerini yapmak bu doğrudan doğruya bir vecibedir. İnsan ulul emrin dediğini yapar. Hayat zaten o şekilde devam ediyor. Yani diyelim bir devlet işletmesinde, devletin bir idari mekanizmasında amir vardır, amirler vardır, memurlar vardır. Amirler emrederler, memurlar o denilenleri yaparlar. Sistem böyle işler. Ama arada bazı art niyetli kimseler de olabilir. Amirlerden diyelim rüşvet almak isteyenler olabilir. Bu durumda amir olan birisi memura dese ki gel bu işi beraber yapalım. Elbette o memurun ona itaat etmesi uygun değil. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize şu ölçüyü veriyor. وَلَا تُطِعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ Müsriflerin emrine itaat etmeyin. Yani aşırı gidenlerin, taşkınlık yapanların emrine itaat etmeyin. Bu şekilde baktığımızda mesele gerçekten ana hatlarıyla net bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. Evet, Allah'a itaat mutlak manada bir itaattir. Peygamber'e itaat mutlak manada bir itaattir. Ama insanın insanlara itaati, insanın idarecilerine itaati belli şartlarla sınırlıdır. O şartlar çerçevesinde emir yerine getirilir. Meşru istekler istenmişse bunlar yapılır. Ama kitaba uymayan, peygambere muhalif olan şeyler istenmişse bunlar asla yerine getirilmez. Hatta anne baba örneğini de verdik. Anne baba kötü bir şeyi evladından isteyecek olurlarsa evlat onlara yine hürmete devam eder, ellerini öper ama onların dediklerini yerine getirmez. Değerli izleyenlerim, bütün bunlarla şunu çok net bir şekilde görüyoruz. İslamiyet çok net ölçüler ortaya koymuş. Bu ölçüler iyi bir şekilde yaşandığında hayatta mutluluk verecek şeyler. Dünya ve ahiret saadetini sağlayacak şeyler. Ve ayet-i kerimede bunlar hududullah olarak ifade ediliyor. Tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlar. Ve men yeteadde hududallah fakat zaleme nefse. Kim Allah'ın koyduğu hudutları aşacak olursa o nefsine zulmetmiş olur. İşte Peygamberimizin koyduğu hudutlar var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dinin uygulayıcısıdır. Ve nasıl din yaşanacak, nasıl uygulanacak bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla Allah'ı iyi bilmek, Allah'ın emirlerini Kur'an-ı Kerim'den iyi bilmek, Peygamberimizi iyi tanımak, nerede ne istemiş onları gayet iyi bilmek son derece önemli. Ve bir insan bunları iyi bildiğinde acaba şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şurada ne yapmam gerekiyor, burada ne yapmam gerekiyor, bu tür tereddütlerden kurtulur ve net bir şekilde hayatını yaşar. Ölçüleri bellidir. O ölçüler çerçevesinde, belli bir istikamet çerçevesinde hayatını devam ettirir. Cenab-ı Hak hepimize bu şekilde istikametle gitmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.